Bir soru Haldin daha soracağım abi özür dilerim. Bir soru daha soracağım. Önemli çünkü böyle durumlarda yıllardır e, yönetimde olduğu süre boyunca Galatasaray böyle krize girdiği dönemlerde e, Abdurrahim Albayrak başkan yardımcısı, as başkan Abdurrahim Albayrak devreye girer. E, takımı motive ederdi. Gerek primle, gerek e, o eee bir konuşmalarla konuşmalarıyla, gaza getirici konuşmalarıyla o eee esprileriyle e, gerekirse hani zamanında yaptı bunları biliyorsunuz. Oyuncunun villasında ya da kaldığı evde su tesisatı bozulduğunda gecenin bir yarısı, yarısında tesisatçıyı eve getirebilecek kadar Galatasaray'a düşkünlüğü olan Abdurrahim Albayrak'tan bahsediyoruz. Ama onu da son zamanlarda böyle kriz anlarında ortalarda göremiyoruz. Ya da o ön plana mı çıkmak istemiyor? Onu da soracağım. Yani Abdurrahim Albayrak nerelerde? Açıkçası yönetim kanadı biraz daha işin sağ dışı boyutlarıyla hem altyapıyla alakalı, Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı bir takım planlar, projeler, bunların altyapıları, bunların anlaşmaları, görüşmelerine daha fazla mesai harcıyorlar. Çok fazla saha içine müdahil olmak istemiyor Galatasaray. Hem Sayın Başkan Mustafa Cengiz hem Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak. Sayın Albayrak Ocak ayında transfer <laughs> dönemi devam ederken o dönem Florya'da oldukça fazla vakit geçirmişti. Hatta transfer döneminde Fatih Hoca ile sürekli koordineli oldukları için zaman zaman Sayın Albayrak'ın ofisinde, zaman zaman Florya'da sıklıkla bir araya geliyorlardı. Ama şu anda sadece genel itibariyle deplasmanlarda takımla bir arada oluyor Sayın Albayrak. Onun dışında çok Florya'da zaman geçirmiyor. Orayı da biraz teknik heyete tamamen kontrolü bırakmış vaziyette yönetim. Teknik heyetin sorumluluğunda ve olumlu ya da olumsuz her şeyin sorumluluğu Teknik heyete Fatih Hoca ve ekibinde olsun isteniyor. Karşılıklı talebin bu yönde olduğunu söyleyelim bu arada. Hem teknik heyet tarafının hem de yönetim tarafının talebi böyle olduğu için bu uygulama devam ediyor. Ama siz de söylediniz Sayın Albayrak bu sezonda buna benzer tabii ki çok fazla belki göz önünde olmuyor. Çok herkesin konuştuğu ya da haberleştirdiği şeyler değil ama önemli detaylarda sıklıkla devreye girdiğini net olarak biliyoruz. Haldun abi. Şimdi Emre birkaç tane soru soracağım ama kısa kısa soracağım. İstersen hepsini bir arada sorayım ben. Saraççı'nın durumu netleşti mi? Bir. İkincisi sözleşmeler konusunda bir gelişme var mı? Bazı oyuncularla anlaşma düzeyindeyiz deniyor. Üç, Fatih Terim çatı aday mı? Böyle bir kamuoyunda bir genel kanaat var. Ve Getson'la devam mı edilecek? Kamuoyuna yansıdığı gibi yoksa edilmeyecek mi? unutursam bana hatırlat, ben tekrar sorayım. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim Aldin abi. Saracchi ile başlayalım. Çok net bir cevabı olan soru zaten. Saracchi ile Galatasaray yola devam etmek istemiyor. Hem kronik sakatlık problemi hem de onun dışında da oynadığı maçlarda özellikle son dönemde gösterdiği performans... Saracchi'yi Galatasaray'ın gündeminden çıkarmış gibi gözüküyor. Oyuncunun da zaten menajeri İtalya'da, İspanya'da bir takım görüşmeler yapıyor. İki taraf da yeni sezon için kendilerine yeni yol haritaları hazırlama uğraşındalar... Sözleşmesi bitecek oyunculardan ki Saracchi buraya bir geçiş yapabiliriz. Yeni sezonda düşünülen isimlerle görüşmeler devam ediyor. Marka Luyendama'dan bahsetmiştik. Bu iki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Fakat Galatasaray yönetimi biraz Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatıldıktan sonra performans genel takımın performansına yansıyan düşüşten çok memnun değil. Biraz o işleri yavaşlatma kararı alındığını söyleyebiliriz. Sezon sonuna doğru. Çünkü hem Marka'nın hem Luyendama'nın sözleşmeleri biraz daha var sözleşmesi bitecek isimlerle ilgili, sezon sonunda bitecek isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor. İşte Emre Akbaba çok fazla hakkında haber yapılıyor Emre'nin durumuyla alakalı. Emre Türk lirasıyla maaş alma teklifini Galatasaray'ın kabul etti ama rakamsal bazda henüz anlaşma sağlanmış değil. Daha önceki ücreti euro üzerinden ve ciddi bir rakamdı. 1 milyon 750 bin euroluk bir kazancı vardı Emre'nin. TL üzerinden yeni maaşını kabul etti fakat rakam üzerinde görüşmeler devam ediyor. <laughs> Yine Ömer Bayram için de görüşmeler var. Galatasaray yönetimi Ömer'le de yola devam etmek istiyor ki Ömer zaten takımın en az para kazanan oyuncularından bir tanesi. Biraz daha revize edilmiş bir sözleşmeyle Ömer'i de kadroda bir alternatif oyuncu olarak değerlendirmek istiyorlar. Bunun dışında seçim kongre gündemine geçmek gerekirse orada da Fatih Hoca'nın ismi son dönemde özellikle son bir hafta 10 gündür çok fazla dillendiriliyor başkan adaylığı için ama benim açıkçası çok yakından bildiğim Fatih Hoca'nın herhangi bir şu an itibariyle kongre başkanlık planı yok daha çok saha içerisinde devam etmek istiyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu tabii ki bir bilgi, bir istihbarat olarak değil, bir gözlem olarak ve bir sezi olarak bunu söyleyebilirim. Dünkü antrenmanın basına açık olması, Fatih Hoca'nın saha içerisindeki istekli görüntüsü de sanki biraz bu son dönemdeki iddialara cevap gibiydi. Ben saha içinde kalmak istiyorum görüntüsünü Fatih Hoca dünkü antrenmanla da bu mesajı iletti gibi hissettim açıkçası. Emre Kaplan, ee, bir şeyi unutuyoruz. Aslında ben yönetimi burada kusurlu buluyorum. Muslera'yla ile sözleşmeyi e, yani tam bir planlama yapmadan diğerleriyle mesela Lüyündama, Markao ve diğer sözleşmesi bitecek oyuncular işte anlatıyorsun Emre Akbaba vesaire. Yani e, bu artık pandemi döneminden eskiden Mayıs ayı sonunda o, e, sözleşmeler bitiyordu. Artık e, bütün dünya genelinde Avrupa liglerinde de 30 Haziran'da bitiyor sözleşmesi futbolcuların. Yani 13 Mayıs'ta ligin biteceğini düşünürsek önünde bir buçuk ay süren var lig bittikten sonra. Neden bu kadar acele edildi ki? Bence Muslera'nın Muslera performansında sözleşme yenileme etkiledi, kendini garantiye aldı, rahat hissetti diye düşünüyorum. Diğer oyuncular da bak dışlanmış gibi hissetti. Hissedilir yani şurada mesela diyelim ki üçümüz program yapıyoruz. Geldi birisi dedi ki işte Haldun abiye seninle beş yıllık sözleşme yapıyoruz. Aykut'la bana da işte sizin de sözleşmeniz bitiyor ama siz biraz durun. Anlamı taşır bu sefer. Yani burada gerçekten hata zamanında bunu Fikret Orman döneminde Beşiktaş yaptı mesela şampiyonluğa giderken. Performansı yüksek oyuncuları sözleşme yeniledi. Bir anda o oyuncuların performansı düştü. Yani bu yaşanabilecek bir şeyler. İnsan psikolojisi. Ben burada yönetimin hata yaptığını düşünüyorum ama burada Mustera'ya e bir teklif gelmemişti. E, menajeri menajerime bu kadar baskı yaptı yoksa... Bunu bir e, hani seçim yatırımı olarak mı düşündü acaba e, yönetim? Orada da ben bir hata olduğunu düşünüyorum. Senin fikrin tabii ki önemli ama Zeki abi bunu aslında daha önce de yine değerlendirmiştik. Daha doğrusu siz değerlendirmiştiniz. Ben de elimdeki bilgileri aktarmaya çalışmıştım. Burada biraz sizin dediğiniz şekliyle gerçekten bazı oyuncularda rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. Bu belki çok sesli olarak dile getirilmiyor ama bunun dışında gayet insani bir durum. Geleceğe belli olmayan, sezon sonundaki kariyerine dair kafasında soru işareti olan birçok isim var Galatasaray'da. Sezon devam ederken Mustera ile sözleşmenin de uzatılması tabii ki Mustera Galatasaray için çok farklı bir yerde bir Galatasaray efsanesi. Belki de Galatasaray'a gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan bir tanesi ama yine de takım içerisinde bu böyle algılanmıyor. Biz bunu böyle değerlendirebiliyoruz ama takım içerisinde böyle algılanmıyor. Bu nedenle biraz rahatsızlık oluşturduğunu net bir şekilde biliyoruz ama Yine diğer oyuncular için de biraz frene basılmasının da belki sebebi bu oldu. Yönetim bu hissiyatı, bu seziyi aldıktan sonra biraz daha yavaş hareket ediyor. Sözleşme yenileme konusunda en azından sezon sonunda sözleşmesi bitmeyecek isimlerle. Şunu da e, ekleyelim. Marka ve Luyendam'a evet Galatasaray'da kalmak istiyorlar ama e, orada aldıkları ücreti az buluyorlarmış. Emsal olarak mesela atıyorum Fenerbahçe'de... Bizim mevkiimizde oynayan ilk futbolcu şu kadar alıyor, Beşiktaş'taki şu kadar alıyor, şuradaki bu kadar alıyor. Biz bu kadar iyiyiz madem ki iyi görünüyoruz, performansımız da iyi, devamlılığımız da var. Ama biz bu ücretle değil de e, emsal gösterdikleri isimlere yakın ücretler istediklerini duydum. Yani belki onlarla da Muslera'dan sonra e, o sözleşme yenileme süreci devam edecekti. Olmayınca rafa mı kaldırıldı? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuların hani pandemi var, gelirimiz az. İşte Emrak Baba'ya 1.750'den 1.500'e indi geçen yıl. Şimdi 750 Türk lirasına çevrilmiş gerçi. Ben 750 bin euro olarak duymuştum ama o da şunu söylemiş. Demek ki istenmiyorum Alanya'ya döneyim gibi bir düşüncesi varmış. Ama burada Marka Ali Uyundaman'ın ücret konusunda sıkıntı yaşattığı söyleniyor. senin Kulağına gelen bir bilgi var mı bu konuda? Zeki abi söylediğinizi şöyle destekleyelim. Sayın Abdurrahim Albayrak, Fernando Muslera'nın imza töreninde yaklaşık bir hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde Marka ve ile da sözleşme uzatacağız. Burada yeni bir sözleşme töreni olacak demişti. Fakat bu süreç biraz uzadı. Oyuncuların talepleri var. Marka 900 bin euro civarında bir rakam kazanıyor Galatasaray'dan. Lüyendama 1 milyon euronun çok az üzerinde. İki isme de 1.4 milyon euro civarında bir teklif yaptı Galatasaray. Hem oyuncuların sözleşmesini uzatmak, olası bir transfer halinde, olası bir transfer pazarlığı halinde masada güçlü olabilmek hem de biraz oyuncuları da onore edebilmek, performanslarını ödüllendirmek adına rakamları yükseltilmek istendi ama dediğiniz gibi biraz talepler Galatasaray'ın önerdiği rakamın üstünde ve son dönemdeki performansları da açıkçası bunda biraz etkili oldu. Marka ve son dönemde yaşanan düşüş de Galatasaray yönetiminin biraz daha en azından şimdilik kısa bir sürede olsa beklemeye geçmesine sebep oldu diyebiliriz. Teşekkür ederim çok sağ ol. Çok aydınlattın bizi. Teşekkürler Gerçekten. Emre. Hakikaten öyle ya. Çok iyi çalışıyorlar. Çok Tebrik iyi. edelim muhabirlerimizi. Teşekkürler Emre. Bağlayalım Emre. Evet. Teşekkürler ağzına sağlık. Bu arada Giresun 2-0 yaptı Eskişehir deplasmanında. Şimdi neden bir Falcao, bir Muhammed bunun bir yanıtını veremiyoruz ya yani, da bulamıyoruz. Yani bu hepsi hep söylüyordu ya Fener